Merhabalar, merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yerli ve milli arabamız olan Bug'u oyuna getiriyoruz. Olkuş. Wow. Aynı zamanda uzun video istediğiniz için bu videoyu sizler için uzun yapacağım. Nasıl cümle oldu lan? Ve bir de bir tane takipçimin arabasını alacağım, modifiye edeceğim ve onu satacağım. Hem tok hem bunu yapacağız ve sonucunda hedefimiz 10 milyon paraya ulaşmak. Şu anda 3,5 milyon var ama 10 milyonu da yaparız beraber. Ha bu arada Fakirden Zengin'e serimizin 3. sezon 8. bölümüyle karşınızdayım. Daha fazla Fakirden Zengin istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmasanız çok sevinirim. Like atmazsanız bu topaş sizi kovalar arkadaşlar. Geçen bölüm butır yapmıştık ve herkes butırı da gayet beğenmiş. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bu da Akan galerimize hayırlı uğurlu olsun diyelim ve 3 tane arabamız oldu. Bugün 4. arabamız olacak. Bu arada Tog'u hangi araçtan yapacaksın diye soracak olursanız kesinlikle yapacağımız araba bu arkadaşlar. Çünkü Tog'a çok benziyor. Şöyle ön tarafına bakın ve de Tog'un ön tarafına bakın. Neredeyse aynısı. Çok bir şey yapmayacağız. Sadece logo ekleyeceğiz ve bu kadar bitecek arkadaşlar. Çok da abartmayalım Tog'u. Elimden geldikçe güzel yapmaya çalışacağım ama tek sıkıntımız 300 coin'imiz yok. 300 coin bulmamız gerekiyor. Ya da parayla bu aracı satın alacağız. 1 milyon eder diye düşünüyorum. Buradaki görevlerimizi de yapacağız ve burada 3 günlük biriktirdiğim hediyelerimiz var. Hemen yeni arabamızı da alalım. Şöyle 5 coin ve 10 coin'imizi de alalım. Ve bu sefer tamamlayacağız gibi duruyor arkadaşlar. Her gün oyuna girmeye çalışıyorum. Bana bu zittin bir araba hiçbir bu kadar sana yakışmaz be. Discord sunucunuzda bakalım bu arabayı satacak birileri var mı? Hemen arayıp bir geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracı buldum. Sunucumuzdan bir tane desteğimizin arabası varmış. 1 milyona satın alalım. Hoş bulduk diyelim. Bence 1 milyon eder diye düşünüyorum. Belki daha fazla eder. Piyasasını bilmiyorum ama 1 milyon güzel. Evet 1 milyon aracımızı satın alıyoruz. Teşekkür ederiz. Bu arada Tog'a çok fazla benziyor. Acaba Tog yapımcıları buradan mı arakladı? Tog'umuza plakamızı takalım arkadaşlar. Etiket plakada takmadık demeyiz Tog'a. Ne alaka bilmiyorum ama bakayım. Üf çok yakıştı arkadaşlar. Hemen önce logosunu yapalım. Zaten klavyeden bu işareti bulabilirsiniz arkadaşlar. Ya da V yapabilirsiniz. Hatta V yaparsak da aynısı oluyor. Aynen öyle. Şimdi buraya ufak şeklinde logosunu yapacağız. Evet logomuz bitti. Bu kadar. Tog'a daha çok benzemesi için bıyıklarını yapacağız arkadaşlar. Evet aracımızın bıyıkları var. Buradan şu şekilde aşağıya doğru inen bıyıkları oluyor. Bildiği şu anda Tog'a benzedi. Kesinlikle. Şimdi ise Tog'a daha fazla benzemesi için Tog plakası yapacağız. Yapması çok kolay arkadaşlar. Ben bir yarım saat boyunca denedim ve en kolay yöntemini buldum. Gerçekten çok kolay. Mal gibi yarım saat uğraştım. Ama size şöyle göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz şeyi alıyoruz. Rengi zaten böyle mavimsi bir şey arkadaşlar. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra kopyalıyoruz. Beyaz yapıyoruz. Ve ondan sonra bunu bu şekilde ufaltıyoruz. Ve alın size kolay Tog logosu arkadaşlar. Yanına da Tog yazalım şu şekilde. Tog logomuzda plakamızda bu şekilde oldu. Hemen aracımıza takalım ve nasıl durduğuna bakalım. Neredeyse birebir aynısı oldu arkadaşlar. Önüne de plakanın aynısından yapsak mı bilemedim. Bir deneyelim bakalım. Burada güzel duracak mı hiçbir fikrim yok. Yukarıda olmazsa çok bozuk çıkıyor. Kopyalayıp kırmızı yapacağız. Güzel durdu ama biraz daha düzeltilme ihtiyacı var. Hemen düzeltelim. Gerçekten güzel durdu arkadaşlar. Bir de altına Tog yazmayı deneyelim bakalım. Altına Tog yazınca daha da güzel oldu. Şimdi arka tarafına stop lambasını yapmamız gerekiyor. Bu da çok basit. Hemen onu da yapalım. Hemen bunu kopyalayıp bunu da kırmızı yapıp. Yani arkası Tog'a çok benzemiyor arkadaşlar ama önünün benzediğini söyleyebilirim. Ve karşınızda yerli ve milli Tog arabamız. Bravo. Milletimizde hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bir anda konuşmam değişti. Tog'a ne kadar benzediğini yorumlar kısmına yazarsınız arkadaşlar. Bence çok benzemedi. Ben 10 üzerinden 6 veriyorum. Car parking'de Tog da yapmadık demeyiz. Görevlere baktığımız zaman 5 kilometre taksi görevi yapmamız gerekiyormuş. O zaman neden Tog'la taksi görevi yapmıyoruz ki? Bunu da ilk biz yapmış olalım. Tog taksi görevinin başına geçecek ama öncelikle aracın rengini sarı yapmam gerekiyor. Hemen yapalım.
yapalım. Madem taksi yaptık, taksinin şeritlerini de yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Hemen şuraya kopyalayayım. Hemen taksi şeritlerimizi de buraya şu şekilde yapalım. Bayağı da güzel yakıştı arkadaşlar. Diğer tarafına da aynısını yapayım. Hop, bunu da bu şekilde yaptık ve taksimiz hazırlanıyor. Bayağı VIP taksi yapmaya başladım lan. Hemen buraya da akan taksi yazalım. Evet arkadaşlar, TOG taksimiz hazır. Bir de motorunu güçlendirelim. Güçlü bir araba sonuçta. Motorunu güçlendirmezsek ayıp etmiş oluruz da. Hocam yalnız bu elektrikli araba, bunlar biraz değişik durmuyor mu ya? Ve aracımız taksi için hazır arkadaşlar. Akan taksi iş başında. Hemen taksicilik görevimizi başlatalım. Şöyle hemen bir görev seçtik. Hemen taksiciliğimize başlayalım. Her taksicilik yaptığımdaki gibi yine Türk olursa almıyoruz arkadaşlar. Yabancı olması lazım. Hele Arabistan'dan geliyorsa kesinlikle alıyoruz. Bakayım teyzeme, Arabistanlı gibi duruyor. Bin bakayım teyzem. Benim Türkçem olmak kıt. Sen beni götürmek Kuzu Sokak. Tamamdır ablam, sen iste yeter. Kuzu Sokak'ına hallederiz seni. Neredesin ablam sen? Ben olmak Suriye gelmek. Ablam sen Suriyeliysen ben seni indireceğim. Maalesef Suriyelilere çalışmıyoruz biz. Türklere ve Suriyelilere çalışmıyoruz ablam. İner misin lütfen? İnmek neden ben? İn ablacığım, zorluk çıkarma hadi. Hadi hadi, bay bay ablacığım. Hadi görüşürüz. Ya arkadaşlar, taksiciliğin birinci kuralı, parası olmayan insanları almayacaksınız. Hemen şuradan güzel bir arkadaş işimizi alalım. Heh. Oh, yakışıklı bir abimiz de. Gel bakayım Min kardeşim. Hoş geldin abim, hoş geldin. Hoş buldum kardeşim. Nereye gidiyoruz? Beni kurtulmuş sokağa bırakır mısın? Bırakırız abicim. Yeter ki iste. Ne iş yapıyorsun abicim? Anlat bakalım. Ben bir iş adamıyım da toplantıya yetişmem gerekiyor. Anladım abicim. Sen iste yeter. Dikkat et, ceza yeme. Ya abicim, senin için yeriz. Merak etme sen. Hallederiz ya. İyice taksicileri de gömer oldum ya. Harbi diyorum. İnşallah beni bir taksici izlemiyordur da denk gelmeyiz. Bu arada yaptığım şey kesinlikle şaka amaçlı. Yani bütün taksicilerimizin elinden öpüyorum. Adamsınız. Sonunda geldik. Allah abim kolay gelsin. 1800 lira para aldık ve taksicilik görevimi de tamamladım arkadaşlar. Çok güzel. Taksicilik görevini bitirdiğimize göre diğer görevlere bir bakalım. Aracımızı da 10 kez tamir ettirecekmişiz. Hemen gidelim, tamir ettirelim arkadaşlar. Kolay bir görev zaten. Benzinimiz bitiyormuş. Oğlum bu benzinle çalışmıyor ki. Tabii efendim. Hop bir tane yaptık. Hop 2, 3, 10. Bakalım görevimiz tamamlanmış mı? Evet. Bunu da başarılı şekilde yaptık. Görevleri de bitirdik. TOG'u da yaptık. Şimdi bir tane takipçimin arabasını alacağım. Modifiye edeceğim ve onu satacağım arkadaşlar. 1,5 milyon paramız kaldı. 1,5 milyona ne alabileceğim hiçbir fikrim yok. Geçti biraz paramız olsaydı. Paramız olsaydı demişken birkaç hediye kutusu toplayalım o zaman. Hem para biriktiririz arkadaşlar. Hem de hediye kutularını toplamış oluruz. Ve 2 milyon paramız oldu arkadaşlar. Bayağı bir kutu topladım. Ve artık 2 milyona takipçimden bir tane araç satın alabilirim. Bakalım nasıl bir şey alacağız bilmiyorum ama şimdi araştırmaya başlıyorum. Hemen geleceğim. Arkadaşlar buldum. Bulduğum araba ise Etiket Kartal. Görüyorsunuz arkadaş, karman çorman bir kartal yapmaya çalışmış. Hemen almaya gidiyoruz. Hemen şöyle bir incelemek istiyorum. Dediğim gibi çok karman çorman. Yani biz bunu adam ederiz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir şey çeviririz diye düşünüyorum. Bakalım 1,5 milyona anlaşabilecek miyiz? Anlaşırız abi demiş. Teşekkür ederim. Şöyle hemen satın alalım. Hayırlı olsun diyelim. Kalbimizi de atalım şöyle. Gel kardeşim buraya, gel gel. Evet, kartalımız da hanemizde hayırlı olsun arkadaşlar. Yapacağımız çok iş var. Gelin sizinle beraber şu kartalı adam edelim. Öncelikle kaldıracağımız bir sürü şey var. Yine arkadaşın yaptığı şeylere saygı duyacağım ve ona göre bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. İlk olarak camlarını full siyah yapmak istiyorum. Evet, bunu yaptık. Aracın rengi güzel bence. Aracın rengi gerçekten güzel. Hatta biraz daha böyle çürük vişne rengi falan da yapabiliriz. Bu renkte bayağı güzel duruyor. Jantlarımız da gayet güzel aslında. Beyaz yapmamız daha iyi duracaktır. Şimdi yapacağımız en önemli şey kartalımızdaki motor çizimini kaldırmak. Teker teker hepsini kaldırmamız gerekiyor. Zaten arkadaş çok fazla da özenmemiş arkadaşlar. Hepsini kaldıralım. Ve evet, araç bir anda bir rahatladı, bir kendine geldi. Tek sıkıntımız, acaba bu para bize yetecek mi? Bu aracımızı hemen bir plakamızdan takalım. Neredesin hocam? Evet, buradasın. Ön arkaya bir takalım bakalım nasıl duracak. Arkadaş ön tarafına böyle ışıklardan yapmış. Bunları sarı yaparsak daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Çok fazla sıkmamak için size bir hızlandırma seansını alalım. Hadi bakalım aracı ne hale çevireceğim. Merakla bekliyoruz.
Evet arkadaşlar, yarıda bölüyorum çünkü ön tarafı bitirdik. Bu şekilde oldu. Önceki hali böyle, şimdiki hali ise böyle oldu. Yani bence daha güzel oldu gibi. Bilmiyorum. Artık yavaş yavaş yapa göreceğiz. Şimdi yanlarına ve arka tarafına geçeceğim. Hızlandırma seansı devam etsin. Evet arkadaşlar, araç tamamen bitti. Sade ve güzel bir çalışma oldu bence. Şimdi editli bir şekilde size göstereceğim ve ondan sonra beraber incelemeye başlayabiliriz. Kartalımız da işte bu şekilde döndü. Yine sizden ricam, kartalın ilk halini ve son halini 10 üzerinden puan vermenizi istiyorum. İlk hali bence arkadaştan aldığımız 10 üzerinden 5. Benim yaptığım ise 10 üzerinden 9'u hak ediyor bence. Videomuz bu kadardı. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ben Vivo, abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant.